Yazgının kara örtüsüne karışan, ışık dilinde bir taş yazıttır varlık. Söz eğlendiğinde kendi dağına vurur yankısı. Düşünür. Dalgalardır unutturan yüzmeyi çocuklara. Bilinmesi gereken yüzme değil, boyun eğmektir dalgalara. Ergülen. Haydi dara düşme. Sahil şenliktir ve uyku banklarda ahmak ıslatan. Bir iç ses. Üzüm bağında esrik yapraklar. Sürgün zamanı der yok kabaz. Ceviz kabuğunu yeşillendiren dizeler yazar itik olana. Yokluğun ilmidir sanat. Bilmekvaktidir.com'dan herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz sevgili Murat Üstübal. Abi hoş geldin. Merhabalar. Konunuz Murat Üstübal olunca hem konu seçmekte zorlanmıyorsunuz hem de çok zorlanıyorsunuz. Bunun sebebi de kendisinin hem geniş ilgi alanı hem Türk şiirine hem de Türk şiirinin tarihselliğindeki felsefeye olan yatkınlığı. Murat abinin 3 şiir kitabı bulunuyor. İlk olarak Uyname yayınlandı. Daha sonra Kır Bozumu ve son olarak da Teknokripler. Tabii bu 3 şiir kitabı da farklı farklı dizgelerle, farklı farklı dizge dışı düşüncelerle ortaya çıkan şiir kitapları. Ve bir de aslında çok çok önemli olduğunu düşündüğüm bir kitabı Dirim Kurgu. Abi Dirim Kurgu'yla başlamak istiyorum ben. Öncelikle Dirim Kurgu çok kısa bir tanıtımını yapacak olursam ben şunu söylerim Dirim Kurgu üzerine. Hem bir tespit hem de bir teklif. Türk şiirine dair bir teklif. Bundan sonrasını sana bırakıyorum. Evet, tabii Dirim Kurgu'daki yazılar 20 yıllık süreç içinde yazılan yazılardı. Bir kısmı Ücra Dergisi'nin ilk sayılarıyla başlayan şiir ve çevre ilişkisini, işte mesela şiirde boşluk ve ötesi, şiirdeki mistik anlayışın nasıl olması gerektiği, şiirde dilin nasıl evrildiği, nereye doğru gittiği ile ilgili bazı hani saptamalarımı içeriyordu. Fakat bu daha sonra daha açımlayan, yani yapıyla ilgili, şiirin yapısıyla ilgili ve şiirin yapısının yarattığı hükümranlıklarla ilgili bazı kaygıların çözümlenmesine yönelik yapı bozumsal uğraşlara doğru evrildi. Tabii bu daha geniş bir çerçeveye de bakılırsa aslında şiirin özgürleştirici yanını ön plana çıkarmak adına yapılan bazı çalışmalardı. Benim heterotopyadan kastım da, polilektikten kastım da bu özgürleşme eyleminin fiiliyata, şiir içinde nasıl kuvveden fiile doğru evrilebileceği ile ilgili bir kuramsal çalışma olarak okunabilir. Tabii bilmiyorum, sizde nasıl bir yansıma olarak bu, ne şekilde yansıyor bu çalışmalar bilmiyorum okurda ve şairde. Ama benim için tabii bir izleyi olan, süreci olan çalışmalar. Senin soruna şöyle bir eklemeyle katkı vereyim ben, daha doğrusu yorumuna şöyle bir eklemeyle katkı vereyim. Dirim Kurgu'yla ben ilk tanıştığım zaman dedim ki benim bildiğim şiir böyle bir şiir değilmiş. Ya da benim gördüğüm şiir, benim anladığım şiir, ki çok genç yaşlarda bu kitapla karşılaştım. Özellikle ve özellikle üzerinde durmak istediğim yazın aslında deneysel metnin özellikleri ve bir sürpriz yazısıydı. Burada madde madde aslında bir deneysel şiirin nasıl olması gerektiğini değil de bu zamana kadar yapılan deneysel şiirin, buradaki yapılan sözcüğünün altını da çiziyorum. Çünkü sen de birim sözcüğünü boşuna seçmedin diye düşünüyorum burada. Bu zamana kadar gelen deneysel şiirin özelliklerine dair hem bir tespit hem de bir teklif aslında. Bu teklifi biraz konuşmak yani, istiyorum. Aslında benim bu metinle yapmak istediğim şuydu. Yani deneysel ya da avantgard şiir dediğimiz hadise bugünün meselesi değil sadece. Geçmişiyle ilgilendiren bir mesele ve tarihsel boyutları da var. Ve yani bu aslında daha önce toplantılarda senin de belirttiğin gibi bir avantgard tavır. Avantgard tavır tarihsel bir tavır. Bunun tarihsel kaynaklarını bizim için açımlayıcı olduğunu düşündüğüm için o yazı özellikle Menippos yergileri, yani M.Ö. 3. yüzyılda ortaya konmuş Menippos yergilerinin maddeleridir. İçinde işte parodi vardır, ironi vardır, coşumculuk vardır, mizah vardır. Şu anda günümüzde deneysel metinlerde görülen birçok unsur vardır. Dizge dışılık vardır, kuralsızlık vardır, ahlak sorunsallaştırılır. Ben burada aslında günümüz avantgard şairine bir cesaret vermek istedim bu yazıyla.
Ve onu da Mediposi yergiler üzerinden güncelleyerek yapmayı düşündüm. Bu yazı benim için de çok rahatlatıcı oldu. Çünkü aslında çok da uç bir şey ya da herkesin korktuğu ve gelenekten de çok da kopuk bir şey yapmadığımızın farkına varmama sebep oldu en başta. Mediposi yergileri, yani Menip Beyalar. Buradaki gelenek algına biraz değinmek istiyorum ben. Hı-hı. Aslında hem bu metin ve kitap özelinde hem de senin düşüncelerini az çok bildiğim için. Geleneği bir toplam çıktı olarak görüyorsun aslında. Yani Hı-hı. her an hareket eden, tamamlanmış bitmiş bir süreç değil de hem oluşturduğumuz hem de bizi oluşturan bir süreç olarak görüyorsun evet. geleneği. Yani gelenek kavramı ucu kapalı bir kavram olarak okunduğu için tabii şiir tarihçileri de böyle okumayı şey görüyorlar, yani uygun görüyorlar. Çünkü somutlaştırmak ihtiyacı hissediyorlar. Fakat biz onlar gibi okumamıza da gerek yok açıkçası şair olarak. Benim gelenek algım bugün de yaşayanın tarihi belirlenmesinin adıdır gelenek. Yani geçmişten günümüze gelmiş ve geleceğe de giden şeyin adıdır gelenek. Bizim yaptığımız her şey geleneğe dahil. Geleneksel kültüre dahil. Yani daha doğrusu gelenekle günümüz arasında bir ayrım yapmanın şair için yazım sürecinde kısırlaştırıcı olduğunu da düşünüyoruz. Yani bu özgürleşmenin de biraz da rahatlama da sağlıyor. Bizim geçmişle ilgili meselemiz kimi zaman şiir tarihçilerin yaptığı gibi siyasallaşmayı da içeriyor. Bir kültür siyaseti de olabilir bu. Fakat bizim böyle bir okumaya ihtiyacımız yok. Kültür siyaseti maalesef belli bir çerçevelemeyi gerektiriyor. Bu çerçevenin dışından da okumalıyız biz diye düşünüyorum ben. Bu çerçeveyi aşma adına çok önemsediğin birkaç madde var abi. Üzerinde hem kişisel konuşmalarımızda hem daha farklı toplantılarda, oturumlarda bahsettiğin, vurguladığın bir şey var. Mesela diyorsun ki deneysel metin her türlü alışılmadık çılgınlığın temsil alanı haline gelir. İntihar eğilimi, hayaller, rüyalar, kehanetler dar bir temanın sıkışık alanında konumlanmazlar. O konumdan epik ve trajik gerçekliği parçalayarak çıkarlar. Yani yeni bir gerçekliğe doğru, bir gerçeklikten yeni bir gerçekliğe doğru. Burada vardığın, benim gördüğüm bir ayrımın var. Gerçeklik ve hakikat ayrımı. Yani felsefenin de üzerinde durduğu temel ayrımlardan biri bu. Şiir cephesinden baktığında bu ayrıma nasıl bakıyorsun? Ben gerçeklik ve hakikat ayrımını şu şekilde okuyorum. Gerçeklik insanın yarattığı bir şey. İnsanın zihninde başlayıp, zihninde bitmeyen, fiili olarak yaşantısına da nüfuz eden, yaşantısındaki yansımayla, bir ayna teoremi var malum, ayna kuramı, dışarıdan da yansıyan, benle öteki arasındaki mücadelenin çıktısının adı olabilir gerçeklik. Bu anlamda tek bir hakikate inanmıyorum. Yani hakikatin tek olarak algılanması bir yanılsama ve bir kolaycılık. Gerçeklik kendi içine devinen, hareket eden, değişen, daha önce de bahsettiğim gibi yani bir rizomatik bir ağ olarak, bir kök sapsal ağ olarak, yatay olarak genişleyen, kimi zaman içinden çekip çıkardığımız, o alanın içinden çekip çıkardığımız asal, iyisel hmm. parçacıklar olarak ben okuyorum. Dolayısıyla sanatçı için gerçeklik değişken, hareket eden bir şey. Ama bu çok da onun sahiciliğine halel getiren bir şey değil. Bir yandan da simülatif de değil yani. Tamamen simülasyonlardan soyma, arınma, arıtma işi de gerçeklik. Yani aslında baskın dış gerçekliklerin, daha doğrusu merkezleştirici, tektikleştirici dış gerçekliklerin yerine daha özgürlükçü, daha merkezsiz, merkezi herhangi bir iktidarla olumlamayan, herhangi bir iktidarla konumlandırmayan bir şiir çerçevesi, dilim kurgunun teklif ettiği çerçeve ve bunun ben kaçış çizgisi olarak okuyorum ama sen ne dersin bilemiyorum. Diyorsun ki ironi ve daha da uçlaştırırsak komiklik ögesi. Komiklik tam da ciddi ve grotesk olana karşı duran, akademik ve bilimsel bir söylem dile karşılık gelen çözücü bir rol oynar deneysel metinde. Tabii burada işte gerçekliğin o sınırlarını, verilenmiş, verili gibi görünen sınırlarını yıkmaya yönelik bir hamle olarak komikliği okuyoruz. Bu aşırılaştırma tam da o sınırları, gerçekliğin verili sınırlarını yıkma adına var. Sanatçının da görevi bu diye düşünüyorum açıkçası. Akademik bilginin kimi zaman sezgisel bilgiyle, kimi zaman da mistik bazı açılımlarla, öznel açılımlarla. Aslında biz burada bireyselliği deneyimliyoruz. Öznellik üzerinden deneyimliyoruz. Zihnin, zihin felsefesi Searle'nin dediği gibi aslında öznellik zihnin
ürettiği sizin özelliklerinden, üç özelliğinden biri. Bu öznelliği kimileri çok soyut olarak algılayabilir. Fakat insanın zihninde yaptığı her türlü aşırılık kendi dünyasının yanında dış dünyanın da sınırlarını açmaya yönelik bazı eylemler, eylem bütünü, eylem parçacıkları olarak okunmalı. O zaman biraz provokasyon yapayım ben. Daha da açıklayarak sorayım bu soruyu. Günümüzde bu üzerinde durduğun ironi, komiklik ögesinin şiirde geldiği yeri nasıl değerlendiriyorsun? Tabii yani ironiden aslında burada amaçlanan insanın kendi oluşu, oluşu ekseninde bir katkı olmasını beklersiniz ironiden. Günümüzde ironi tamamen indirgenmiş, verili gündelik dünyanın sınırlarında, mizah dergilerinin, hatta mizah dergilerinin kimisinde şey yapmayalım, küçük görmeyelim, gerçekten insanın oluşuyla ilgili, varoluşuyla ilgili, insana bir şeyler katan çalışmalar, bazı karikatürler. Fakat öyle şeyler var ki karikatürler, mizah anlayışı o kadar yüzeyselleşti ki artık tamamen somut, mekanik ve popüler durumlar üzerinden bir üretim sergileniyor. Tabii gündeliğin ikamesi diyor Bülent Keçeli. Güncel şiirinde bir ikameye ihtiyacı var. Bir ne derler, tekamüle ihtiyacı var. Güncel şiirin tekamülü insanın oluşuna dair birçok katkı sunacak. Burada da tabii mizah şey düşüyor, rol düşüyor. Bu rolün günümüzde yeterince algılanmadığını düşünüyorum. Biraz da alışkanlıklar, biraz da rahatlamalar bunun yolunu açıyor. Biraz da kolaycılık. Fakat hani bunun ileride yerine oturacağını düşünüyorum bu mizahla ilgili. İçselleşmenin diyelim.